Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz Xperia Z, Sony'nin CES 2013'te tanıtmış olduğu Android telefonu ve bu telefon çok yakında Türkiye'de de piyasada olacak. Test merkezimize konuk olan bu telefona beraber bakalım neler var neler yok. Bir göz atalım. Sony Xperia Z 5 inçlik 1080p Full HD çözünürlükte bir ekrana sahip ve ekrana baktığımızda gerçekten piksellerin fazlasıyla yoğun olduğu oldukça keskin, kontrast yüksek bir ekran görürüz. Ekranın siyah kalitesi de iyi, siyah renk derinliği de güzel. Mobile Bravia Engine teknolojisi mevcut bu ekranda ve özellikle bu Mobile Bravia Engine 2 teknolojisi fotoğraf ve videoları görüntülerken biraz daha görsel kaliteyi artırıyor, keskinlik artıyor, siyahlar biraz daha derinleşiyor ve böylelikle de Xperia Z'nin ekranından alınan deneyim, zevk daha da artırılıyor. Bunun dışında görmüş olduğunuz gibi Xperia Z'nin önünde fiziksel kapasitif dokunmatik Android navigasyon tuşları yer almıyor. Bu işlevler Xperia Z'de ekrana entegre edilmiş durumda. Üste baktığımızda 2 megapiksel çözünürlük desteği sunan 1080p video kayıt yeteneğine sahip bir kamera görüyoruz. Sony logosu var. ISO hoparlörü ve mikrofon güzel bir homojenlik yaratıyor. Baktığınızda ikisinin de aynı tasarıma sahip olduğunu görüyorsunuz ve bu da Sony Xperia Z'nin tasarımını biraz daha güzelleştiren ince bir ayrıntı. Arkaya baktığımızda Sony Xperia Z'nin önünün ve arkasının aynı şekilde dayanıklı çizimlere karşı ve kırılmalara karşı, çatlamalara karşı dayanıklı camdan yapıldığını görüyoruz. Arkada 13 megapiksellik bir kamera bulunuyor ve kameranın altında hemen LED flaşı görüyoruz. İkinci bir mikrofon var ve NFC alanı özel bir NFC etiketiyle gösterilmiş. Telefonun ince olduğunu söyleyebiliriz. 7.9 milimetrelik bir kalınlığa sahip ve bu kalınlık sayesinde ve aynı zamanda telefonun ekranının etrafındaki bölümün yeteri kadar dar tutulması sayesinde Xperia Z elde gerçekten rahat bir şekilde tutuluyor. Cepte de rahat bir şekilde taşınıyor. Telefonun şık ve çekici durduğunu söyleyebiliriz ve şaşırtıcı olacak şekilde toza ve suya karşı dayanıklı. Sony Xperia Z belirli sertifikalarla bu dayanıklılığı kanıtlıyor. Ve dikkat ederseniz telefonun suya dayanıklılığını artırmak amacıyla tüm girişler ve çıkışlarda kapaklarla kapatılmış. Baktığınızda sol tarafta üstte micro USB portu bir kapak altında yer alıyor. Hemen ilerlediğimizde yine micro SD kart yuvası, 32 GB'a kadar destekli micro SD kart yuvasının kapalı olduğunu görüyoruz. Bir dock konektör yuvası var. Bu açıkta duruyor, sorun değil. Altta bileklik kayışı için, bilek kayışı için özel bir delik görüyoruz. Devam ettiğimizde küçük bir hoparlör var ama bu küçük hoparlörün oldukça düzgün bir ses verdiğini söylemek gerek. Xperia Z'de yeteri kadar iyi iş görüyor bu hoparlör. Ve üste doğru devam ettiğimizde de ses tuşunu görüyoruz. Metalden yapılmış ve hemen onun üzerinde de güç butonu var. Güç butonu tasarımı yine Sony burada orijinalliğini konuşturmuş. Geçen yılın Xperia telefonlarında biraz daha sıradan bir güç butonu ve ses tuşları kullanılırdı. Bu sene Xperia Z'de Sony yine farklı bir tasarıma gitmiş. Güç butonunun hemen üzerinde ne var? Micro SIM kart yuvası yer alıyor. O da bir kapak arkasında gizlenmiş durumda. Üste baktığımızda Sony Xperia Z'nin üstünde de ne görüyoruz? 3.5 mm'lik kulaklık şakı. O da yine bir kapakla koruma altına alınmış. Böyle şık bir tasarım var. Beyaz rengin dışında mor ve siyah renkler var. Beyaz rengin bize gelen rengin oldukça çekici gözüktüğünü, beyazın havasını yansıttığını söylemek gerek. Sony Xperia Z'de ses çıkışını bir size duyuralım. Hoparlör küçük olsa da kuvvetli sayılabilecek bir ses çıkışı var. Şu anda telefon açık ve film oynuyor üzerinde. Ve siz bu şekildeyken bu telefonu suya attığınızda herhangi bir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi Sony Xperia Z şu anda su dolu bir kabın içinde ve videoda oynamaya devam ediyor. Sesi sanıyorum ki duyuyorsunuz. Bu zaten Sony Xperia Z'yi ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi şu anda sırılsıklam bir vaziyette Xperia Z ve bu şekilde hala çalışmaya devam ediyor. Hemen kurulayalım. Ve hiçbir şey olmamış gibi telefonu kullanmaya devam edelim. Belirtmemiz gereken sadece tek bir ayrıntı var. O da hoparlör açıkta olduğu için biraz
ıslanabiliyor, su kaçabiliyor diyelim. Bu nedenle ses çıkışı biraz düşebiliyor. Ancak kuruduktan sonra ses kalitesi normale dönüyor. Bunu da bir ayrıntı olarak belirtelim. Yani suya düşürürseniz de daha sonra hoparlörden ses çıkışı azalırsa şaşırmayın. Herhangi bir sorun yok. Bunu bir ayrıntı olarak belirteyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi Sony Xperia Z'yi suya attık. Sapasağlam, hiçbir şey olmadı. Kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Böylelikle Sony Xperia Z yazın plajda veya banyoda, bunun gibi yerlerde güvenli bir şekilde kullanılabilecek ve multimedya keyfini karşılayabilecek, iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir cihaz gibi görünüyor. Bakmaya devam edelim. Sony Xperia Z'nin üzerinde Android 4.1 Jelly Bean geliyor. Android 4.2'nin de cihaz piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra geleceği Sony tarafından belirtildi. Bakıyoruz, Xperia arayüzü yine karşımıza. Tabii 2013 model Xperia'da farklılıklar göze çarpıyor. Örneğin geçen yılın telefonlarında parmağınızı ekranda kıstırdığınız ana ekranda bileşenlerin bir bulut şeklinde dolaştığını görüyordunuz. Bu sene biraz daha değiştirilmiş, görmüş olduğunuz gibi bir yapı var. Karusel şeklinde bütün giriş sayfalarını görebiliyorsunuz ve yeni giriş sayfaları ekleyebiliyorsunuz buradan. Ve bu şekilde giriş sayfa sayısını 7'ye tamamlayabiliyorsunuz. Altta widgetler, uygulamalar, kısa yollar ve temalar olmak üzere 4 farklı kısa yol görüyorsunuz. Buradan da görmüş olduğunuz gibi herhangi bir bileşeni seçip ekrana taşıyabiliyorsunuz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir tane bileşeni attım ve ana ekranda o bileşeni istediğim gibi kullanabilirim. Yine aynı şekilde uygulama kısa yolları ekleyebilirsiniz veya bunun dışında duvar kağıdını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ve yine buradan temayı dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yeni bir temayı koyduk Sony Xperia Z'nin ana ekranına. Uygulama menüsüne baktığımız uygulama menüsü de aslında geçen yılın Xperia'larından çok fazla farklılık taşımıyor. Yine sayfalı bir yapı söz konusu. Yine Sony'nin yüklediği çeşitli uygulamalar var. Multimedya uygulamaları görüyoruz. Walkman, albüm, filmler gibi multimedya uygulamaları var. Bunlar müzik, fotoğraf galerisi ve film oynatma işlevlerini görüyor. Görmüş olduğunuz gibi siz telefona herhangi bir multimedya dosyası, video dosyası attığınızda veri tabanıyla bağlantıya geçiliyor. Ve gördüğünüz gibi sizin müdahaleniz olmadan attığınız film dosyasının bilgileri ekleniyor. Aynı şekilde Walkman'de Sony'nin Walkman markasını telefona bu şekilde bir uygulama olarak getirdiğini görüyoruz. Albüm bölümü de gördüğünüz gibi resimleri düzgün bir şekilde görme imkanı sunuyor. Multimedya açısından Xperia Z 1080p ekranın hakkını verecek türden bir telefon gibi görünüyor. Bunun dışında bir Sony araba uygulaması var. Sony Xperia Z'yi arabada rahatlıkla kullanmanıza olanak sağlayacak şekilde büyük butonlar var, görüyorsunuz. Bu da kullanışlı bir uygulama olacaktır. Yine çeşitli üçüncü taraf uygulamaları görüyoruz. Buradan kapatalım. Yine çeşitli üçüncü taraf uygulamaları görüyoruz Sony Xperia Z'de. Yine Google'ın uygulamaları mevcut ve yine Google Play Store'dan dilediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. Bildirim tepsisi, yine farklı bir tasarım söz konusu Sony Xperia Z'de. Üste görmüş olduğunuz hızlı ayarlar var. Bluetooth, Wi-Fi ve mobil veri bağlantısını hızlı bir şekilde kapatıp açabilirsiniz. Ve yine ayarlar uygulamasına da ulaşabilirsiniz kısa yoldan. Görmüş olduğunuz gibi aslında Android'in standart düzeni korunuyor hemen hemen. Yalnızca bazı özelleştirmeler, düğme tasarımları, arayüz biraz değişik, bunu söylemek gerek. Kamera uygulamasına bakalım. Sony Xperia Z'de yer alan 13 megapiksel ve 2 megapiksellik kameraları bu uygulamayla kullanıyorsunuz. Tasarım anlamına baktığımızda geçen yılın kamera arayüzlerine bağlı kalınlığını ancak çeşitli yeniliklerinde getirildiğini görüyoruz. Yine görmüş olduğunuz gibi tepsi şeklinde menüler var. Çekim modları, çözünürlük gibi unsurları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yine dokunarak çekme olayı var. Sahne modu, görmüş olduğunuz gibi çeşitli çekim modları da üstte yer alan ve sürükleyerek görüntüleyebildiğiniz bir takım ayarlar söz konusu. Buradan normal çekim, video kameraya geçiş, arka arkaya çekim, resim efekti, ön kamera gibi unsurlara geçiş yapabiliyorsunuz. Bu şekilde bir özellik seçim ekranı sunuluyor. Yine panoramik çekim yapma imkanı da sunuluyor Sony Xperia Z'nin kamerasında. Bunu da bir ayrıntı olarak belirtelim. Tekrar kamera uygulamasına girelim. İsterseniz ekrana dokunarak çekebilirsiniz. İsterseniz de görmüş olduğunuz gibi sanal çekim tuşunu kullanarak çekim yapabilirsiniz. Ve yine sanal navigasyon tuşlarına dokunarak ana ekrana geri dönüş yapabilirsiniz.
Sony Xperia Z'de FM radyoda bulunuyor görmüş olduğunuz gibi. Bunun dışında yine notlar gibi bazı uygulamalar söz konusu. Bahsettiğim gibi altta geri ana ekran ve çoklu görev tuşları var. Çoklu görev tuşuna ikonuna dokunduğumda görmüş olduğunuz gibi son açık olan uygulamaları göstermenin yanı sıra altta da bir takım küçük uygulamaların olduğunu görüyoruz. Bu küçük uygulamalar görmüş olduğunuz gibi ekranda kalmaya devam ediyor. Hesap makinesi var. Bunun dışında kronometre, zaman sayıcını görüyoruz. Notlar ve yine ses kaydedici ve yine isterseniz başka küçük uygulamaları da ekleyebilirsiniz. Google Play Store'da şu anda bağlantımızı kapattığım için göremiyoruz ancak Google Play Store'da çeşitli uygulamalar var ve bu uygulamaları indirerek de Sony Xperia Z'deki bu özelliği biraz daha zenginleştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Google Play Store'da küçük uygulamaların listesi bu şekilde çıkıyor. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Sony Xperia Z ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.